Tiroidin çalışmasıyla ilgili problemlerin tedavisinde hormonların normal düzeylerde tutulması temel prensip. İki türlü çalışma problemi var. Fazla çalışması ve az çalışması. Fazla çalışmasında biz hormon yapımını azaltacak ilaçlarımız var, onları kullanıyoruz. Aksine az çalıştığı zaman da eksik olan hormonu ölçüp ne kadar eksik olduğunu yaklaşıp tahmin ederek veya kestirerek onu biz dışarıdan ağızdan bir tablet olarak yerine koyma tedavisine gidiyoruz. Böylece eksik olan hormonu yerine koyup bireyin normal hormon seviyelerini normal bir insan ve normal bir metabolizmaya sahip kişi olarak hayatına devam etmesini sağlıyoruz. Tedavinin en önemli amacı bu, son derece önemli. Şimdi peki nedir tiroid hormonunun tedavisini gerektiren veya düşmeyle sonuçlanan hastalıklar? Bunlar bir tanesi hipotiroidi, Hashimoto hastalığı dediğimiz çok sık görülen ve uzun vadede nodüllere ve tiroidin az çalışmasına yol açan otoimmün bir hastalık grubunun uzun süreli gelişmesinde genellikle hipotiroidiye doğru bir gidiş olur. Biz bu bireylerde hem hormonu yerine koymak amacıyla hem de Hashimoto'daki aktiviteyi, tiroid bezindeki aktiviteyi azaltmak amacıyla bu hormonları dışarıdan veriyoruz. Bireyi normal hormon seviyesinde tutuyoruz ki biz buna ötiroid olarak isim veriyoruz. Böylece hastalığın metabolizma üzerindeki veya diğer yönlerdeki birçok olumsuzluğunu önlemiş oluyoruz. İyi bir takiple aldığı hormon düzeyleri düzenli ölçülerek değerler belli aralıklarda tutulan her birey normal bir insan gibi yaşar. Hiçbir farkı, hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmaz ve gerek gebelik, gerek metabolizma ile ilgili fonksiyonları tamamen normal ve doğru yolda ilerler. Onun için çok iyi tedavi edilebilen bir hastalıktır bu. Kolay da tedavi edilebilen bir hastalıktır ama unutmayalım, ömür boyudur. Mutlaka bu tür vakalarda şüphelenildiğinde hekime başvurulup tedavinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.